Ben Gaziantep'in Nurdağ ilçesi Hisar mahallesinde oturmaktayım. Evimiz yıkıldı. Allah bir daha bu faciayı bize yaşatmasın. Hisar mahallesinde 100 hane köyümüz, yaklaşık 10 tane oturulacak ev var. Gerisi kepti, hasarlı, yerine bir. Ölü sayımız 25. Ailemde ablamın kızı öldü. 4 tane çocuğu var. Yani üzüntümüz büyük. Anlatmayına zor. Deprem olduğu gece kapılar kilitlenmişti. Pencereden aşağı atladım. Tekrar gene geri geldim. Yarım dakika içerisinde kapıyı kırdım, açtım. Çocuklarımı aldım. Köy meydanına getirdim. Tabii çocuklarımı deprem olmayan bölgeye getirdim. 5 gün boyunca caminin yanında paletin üzerinde yattım. Çok kar yağıyordu. Tabii bu benim yanımda olan çocuklar vardı. Onlar da çok üşüdü. Ama yapacak bir şey yoktu. Daha sonra bu çadırlar geldi. 5 gün sonra geldi. Şu an işte bir istediğimiz, bir an önce evlerimizin yapılması, bize bir konteyner. En azından bu çocuklarımızın banyo yapması için. Şu an çadırın içinde banyo yapamıyorlar. Çamaşırı yıkanamıyor. Yani gelsin gözleriyle de görsünler yetkililer. Ne elektriğim var ne suyum var. Köyün biraz yerinde var, biraz yerinde yok. Elektrik ve suyumuz benim kendimki yok. Direkler yıkıldığından dolayı. TEDAŞ'ı da aradım, gelirik dedi, gelmediler yani. 2 tane mühendis geldi. Orta hasarlı vermiş. Ve daha sonra ben yetkili arkadaşları götürdüm. Yıkım ekibi geldi. Dediler bu evde oturulmaz. Ama onlar oturulur şeyi verdiler bize. Ama kimi götürdüysem oturulmaz dediler. Çünkü evin sağı solu patlamış, yarılmış. Zaten bu akçı sarsıntıdan dolayı o açılan yerler de yıkılmaya başladı. Bize oturu dedikleri yerlerde. Ama şu an akçı sarsıntılar oldukça duvarlar açılıyor. Yani onun için çocuklar girmeye de korkuyor. Yani giremiyoruz şu an eve. Çünkü ev bu şekilde yıkılacak yani. Ama mühendisler bize oturur vaziyet verdi. Gelsinler görsünler yani. Aşağı yukarı ilk günden belli o gece bize ilk tırlar, yardımlar Silopi'den, Cizre'den, Mardin'den geldi. Ondan sonra diğer illerimizden geldi. Hepsine tek tek sizin aracılığınızla teşekkür ederim. Allah razı olsun milletimizden. Bize BTB terörist dedikleri insanlar ilk önce kapımızı onlar açtı. Güler yüzlü, sıcaklar. Bize zoba verdiler, yatak verdiler, battaniye verdiler. İlk önce onlar açtı ama dedikleri gibi derlermiş. İnsanoğlu insanlarmış. Allah kendilerinden razı olsun. Yani kapımızı açtılar, bize yardım ettiler. Herhangi bir propaganda yapmadılar. Yani şudur budur diye konuşmadılar. Ama bize yanlış tanımlamışlar. Yani gerçek bir sıcakkanlı bir insanlarmış. Allah razı olsun hepsinden. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.